Vatandaşlarımıza ben bu konuda hiçbir şey söylemiyorum. Kendileri haklı, birçok konuyu belki biliyorlardır, belki de bilmiyorlardır. Evet, doğmuş ücretlerine zamı biz yapıyoruz. Halk otobüslerinde de Sayın Belediye Başkanı yasa gereği zamını yapıyor. Yalnız belediye başkanımız esnafa %900 zam yaparken Sayın ilçe başkanımız bunu gündeme getirmedi. Diğer zamlarla ilgili %500, en az %300 zam yaptı. Bunları da gündeme getirmediler. Zonguldak'ta dolmuş ücretlerine geçtiğimiz gün zam geldi. Sivil vatandaş 25 lira olurken öğrenci 20 lira oldu. Hal böyle olunca vatandaşlara da yapılan zamma sert tepki gösterdi. Ulaşım ücretlerine gelen zammı değerlendiren Osman Köksal Bahar, hiçbir sektörün denetlenmediğini, herkesin kafasına göre fahiş fiyat uyguladığını dile getirdi. Seçimden önce neymiş efendim? Belediyede büyük bir sıkıntı varmış. Bunun için bu zamları yapmak gerekli diyor Sayın ilçe başkanımız, Sayın Belediye Başkanımız böyle söylüyor. Biz kendisine bu zamların çok olduğunu defalarca söyledik. Eğer siz bu şekilde bir zam yaparsanız bu zamı esnafa yansıması olacağını söyledik. Vatandaşa da yansıyacak bu şekilde. Mazota gelen zam, Sayın Belediye Başkanımızın yapmış olduğu zamlar, muayenedeki araçlarımızı muayeneye girerken yapmış olduğu, sanki muayeneye girerken arabaya sanki tamire sokuyorsunuz, o var. Bugün sanayi sitesine girdiğinizde ustalarımızın yapmış olduğu, hiç kimsenin denetleyemediği ücret tarifesi, parçalarımızın efendim dolarla alıyoruz, işte yerlisi bu kadar, orijinali bu kadar diyerek parçacıların bize dayatmış olduğu, trafik sigortasının aşırı bir derecede yükselmiş olması, zaten kaskoyu artık kimse yaptıramayacak bir duruma gelmiş. Bunları kimse gündeme getirmiyor. Ama buraya gelen hiçbir belediye başkanı, geçmişte veya şimdi fark etmiyor, veya siyasetçi, zaten vekillerden biz ancak bir tanesini, iki tanesini tanıyoruz. Başkasını tanımıyoruz, görmedik, bilmiyoruz. Daha buraya gelmediler. Kimdir bunlar, necidir, ne iş yapıyorlar onu da bilmiyoruz yani. İki tanesini o da geçmişte tanıdığımız için biliyoruz. Diğerlerini bilmiyoruz. Bu şehre ne yapıyorlar, ne katkı sunuyorlar? Onlara sorsan Ankara'da onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bu ile bir tane sistem getirmişler mi? Hayır. Bu ilde denetlenmesi gereken marketler, lokanta, bir tabak yemek yiyorsunuz 200 TL. Bir tabak yemek 200 TL. Bunu kim denetliyor? Kim bir tane bu şehirde bu işlerle ilgili denetleyen bir organ yok mu? Belediye başkanına, milletvekillerine ve şehrin siyasilerine sert tepki gösteren Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Osman Köksal Bahar, dolmuş ücretlerine biz zam yapmak istemedik ama başka çare bırakmadılar açıklamasını yaptı. Bahar açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. Bizler burada esnaf olarak doğmuş arkadaşlarımızın mahallelere çalıştığını, her günde aşağı yukarı %90 aynı yolcuyu taşıdığını biliyoruz. Yemin ederim ki bu zamları biz yaparken o insanları düşünüyoruz. Ama başka bir çıkış noktası yemin ederim yok. Yemin ederim yok. Bugün bir arabanızı tamire götürüyorsunuz, bir lastik söktürüyorsunuz, bir tarafı adam 2 milyar lira söküyor tek tarafı. Bu ne? Ben anlamıyorum. Bunu kim buna 5 milyar lira da alsa kimse buna sesini çıkarmıyor. Burada motor yaptırıyor adam. 50 milyar liraya da motoru yapıp söküp takan var. 75 milyar liraya da söküp takan da var. Ya sen bunu neye göre, standardı nedir diye buna kimse bunu sormuyor. Zaten parçacıları kimse denetlemiyor. Sayın Belediye Başkanımızın bizim burada çok hiç beklemediğimiz bir şekilde %900, %1000 lira varan bir artışla beraber bizim esnafımızı zor duruma soktu. Biz bunu esnafa anlatamıyoruz. Biz burada bu zamları yapmadan önce 2 sefer toplantı yaptık. Taksici, minibüsçi, servisçi ve dolmuş arkadaşlarımızla beraber ne yapabiliriz diye düşündük. Tekrar belediye başkanına bu zamların bir kısmını hiç olmazsa geri alırsa
biz de bunları vatandaşa bir kısmını biraz daha düşük yansıtacaktık ama maalesef bu konuyu aşamadığımız için gelinen nokta bu şekilde vatandaşımıza da yansıyor. Tabii ki Zonguldak zaten emekli kenti. Bir sürü emeklilerimiz var. Emeklilerimiz zaten sıkıntısını gündeme getirmeye gerek yok. Herkes biliyor ne durumda olduğunu. Şimdi burada bakıyorsun bir ev sahibi, yani ev kiralarına bakıyorsun. En adi ev kirası 15 TL. Hesabet ya, yaşam gerçekten çok zor. Haklı vatandaşların isyanı, ben kabul ediyorum, doğru söylüyorsunuz. Ama yemin ederim ki bu, yani bu, biz bunu yaparken o mahalleye taşıdığımız her gün aynı insanların olduğunu biz biliyoruz. Ama yapacak bir şey yok, çıkış noktası yok. Yani bugün bir yani arabayı muayene istasyonu getiriyorsun 3 milyar liraya. Sanki arabayı tamir ettirmişsin. Bu şekilde sıkıntımız çok büyük.